birlikteyiz. Çok keyifli başladık. Süpersiniz. Teşekkür ediyoruz. Sizler de öyle. Ay, sizleri tanıma çok mutlu oldum. Hepinizi tanımak istiyorum. Nasıl bir araya geldiniz? Çocukluğumuzdan beraberiz. Yani birbirimizi yıllardır tanıyoruz ve büyüdükçe insanlar böyle toplanıyoruz ve grup kurduk. Ne kadar şanslısınız ki tüm arkadaşlar da çok yetenekli. Herkesin ayrı ayrı meziyeti var. Kesinlikle öyle. Ne dediniz? Bir grup kuralım mı dediniz? Tabii ki. Zaten çocukluktan başlıyor. İşte teneke çalıyoruz, bilmiyorum. Birimiz alıp bir odun parçası üflüyoruz. Öyle gidiyor. Oyunla başlıyor. Sonra insanları eğlendirmeye yönelik bir araya geliyorsunuz. Kaç yıldır birliktesiniz ekip olarak? Ekip olarak. Tabii şimdi yaş farkımız olduğundan dolayı işlerinde en genç benim. Evet. Evet. Ya şimdi darbukacı kardeşimle hemen hemen 15 yıldır birlikteyiz. İsmi nedir? Caner Satılmış kardeşim. Tevfik kardeşim Metin. Metin Kavak. Kendisiyle de o sene kadar oldu. Ama Gökhan kardeşimiz Gökhan Satılmış. 7-8 yıldır beraberiz. Biz neredeyiz diyeceğim ama çoğunuz tahmin ediyorsunuz. Biz neşeli, güler yüzlü, keyifli insanlarıyla meşhur. Köftesiyle, peynir helvasıyla, oyun havalarıyla bilinen Marmara'nın güzel ili Tekirdağ'dayız. Birbirinden güzel lezzetlerini keşfedeceğiz ama istiyorum ki eğlenmeye, keyiflenmeye, neşelenmeye devam edelim. Hazır mısınız? Hazır mıyız? Tabii ki. Haydi bakalım, eğlencemiz devam etsin. Kaynana kaynana, pamuk prenses kaynana, kızım kalır kapıda, benimle oynama. Kaynana kaynana, güler yüzlü kaynana, kızım kalır kapıda, benimle oynama. Ab koydum, içine de aç koydum, kaynanamın adını pamuk prenses koydum. Bizim bir ezgimiz var, dünya starı. Show me.
seçmenlerinin mutfağımıza kattığı güzel lezzetlerden biridir köfte. Köfte değişik illerde farklılıklar gösterir. Bunların içerisinde Tekirdağ köftesinin yeri çok ayrıdır. Peki Tekirdağ köftesini bu kadar lezzetli yapan nedir? Çok merak ettik ve Tekirdağ sahilde Özcanlar Tekirdağ köftecisinde soluğu aldık. Yanımda da ortaklarından Mestan Özcan Beyefendi var. Merhaba. Merhaba Esen. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Siparişimizi verdik. Köftelerin tadına bakacağız ama ben öncelikle şunu merak ediyorum. Sırrınız nedir? Tekirdağ köftesinin belki de en önemli sırrı Trakya bölgesi ya da Tekirdağ bölgesi hayvanlarının, danalarının kullanılıyor olmasıdır. En büyük sırrı budur. Bu yörede yetişen hayvanların önemli kısımlarını, etlerin belli bölümlerini kullanarak... Hangi bölümlerini? Genelde döş bölümleri kullanılır. Ama tabii biz paçal ederek belli bir harman elde ediyoruz bunlarla ilgili. Her gün düzenli olarak üretim tesisimizde bir yaklaşık 40-50 kişilik bir grup... kesilmiş karkasların kemiklerinden ayrılması işlemini yapar ve ince ince o ayrılmış olan, önemli olan bölümlerin sinirlerini ayıklar. Daha sonra kıyma makinalarından bu etleri geçiriyoruz. Biz o eti kıyma makinesinden yalnız geçirmiyoruz. Ekmeğini, soğanını, sarımsağını beraber geçiriyoruz. Hepsini birden? Hepsini bir aynı anda homojen olarak yapıyoruz bunu. Daha sonra yoğurma makinesine alıp orada bir yoğurma işlemi başlatıyoruz. Yoğurma işlemi başlarken de yine homojen olması açısından da kimyonunu, karabiberini, tuzunu atıyoruz. Köftemiz tabii hamur haline geldi ama bizim istediğimiz o nefasete ulaşabilmesi için 0'la 4 derecelik soğuk odalarda en az 18 saat. Biz bir gün bekletiyoruz. En az 18 saat beklemesi gerekiyor. Ki o aromayı, o nefasete ulaşsın. Özdeşleşsin iyice. Aynen öyle. Biz burada gelen bütün konuklarımıza Tekirdağ köftesinin en güzelini ikram etmek için de mücadele ediyoruz. Harikasınız. Tabii Tekirdağ köftesinin yanında piyaz ve ayran olmadan olmaz. Evet. Tekirdağ köftesi sossuz yenmez. Bu sosumuz nasıl hazırlanıyor? Tekirdağ köftesinin olmazsa olmazı da bu sostur aslında. Domates salçası, pul biber, yağ ve sirke ve ılık suda bunları karıştırıyoruz. Sirke? Evet. Günlük hazırlanması gerekiyor. Dolayısıyla Tekirdağ köftesini belki de tamamlayan en güzel unsurlardan bir tanesi de Tekirdağ köfte sosudur. Sosudur değil mi? Bu köfteleri hazırladınız. Peki nasıl pişiriliyor? Hararetli, ateşte ve odun, mangal kömüründe bu köftenin pişmesi gerekiyor. Bu nefasete ulaşması için. Ve çok sık çevrilecek. Yani dikkat ederseniz köfteyi usta dizer. Daha köfte ne olduğunu anlamadan pişeyim mi pişmeyeyim mi derken başlarız çevirmeye. Çeviririz. Bu şekilde yavaş yavaş sulu sulu pişmesini sağlarız. Zaten ustalarınızın öyle bir eli hızlanmış ki biz hani böyle mangalda et yaparken tek tek çeviririz ya. Ustalar şöyle pişt diye maşayı bir gezdiriyor, bütün köfteler dönüyor. Evet, aynen öyle. Bir de şunu gördüm pişirirlerken, yağ batırıp daha sonra mangalın üzerine koyuyorlar. O neden? Tabii köfteyi direkt mangalın üzerine koyarsanız yapışabilir. Çünkü hararetli bir ateş var. Dolayısıyla yağ batırarak ızgaranın üzerine koymak, onu yağında pişirmek çok daha lezzet açısından da önemli. Pişme süresinin hızlandırılması açısından da önemli bizim için. Tabii belki de evlerinde Tekirdağ köftesini alanlar için de birkaç tavsiyede bulunmak önemli olabilir. Tekirdağ köftesini biz evde tüketilecek paket ve ambalajlarda satıyoruz. Ama bunu tabii mangal kömürünü her dakika evinde bulamayabilir çoğu insan. Tost makinesinde ama hararetli bir makinede, açılmış, iyi ısınmış bir makinede yine ayçiçek yağına batırarak tost makinesinde çevirerek pişirebilirler. Tost makinesinin temizlenmesi zor olur, ben bunu yapamam diyenler için de teflon tavada, yağsız tavada pişirmek mümkün. Hakiki et zaten yorum yapmaya hiç gerek yok. Ne kadar lezzetli olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Yorumsuz, harika, çok güzel. Çok afiyet teşekkür olsun. Ediyoruz. Afiyet olsun. Çok sağ olun. We'll be right back.
Balkan kökenli bir tatlı var sırada, o da peynir helvası. Tekirdağ gelinince mutlaka ve mutlaka yenilmesi gereken güzel bir lezzet. Peki peynir helvasının özelliği nedir? Peynir helvası nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Tekirdağ sahilde 50 yıllık bir pastanedeyiz. Burası Balkan Pastanesi. Ortaklarından Suat Yıldız beyefendi de şu an yanımda. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel görünüyor sapsarı. Sarı nedir? Sırrı tamamen tuzsuz taze beyaz peynir, şeker, tereyağı ve unla yapılan, renklendirici olarak da safran suyu kullanılmakta, tamamen doğal bir lezzet. Siz babadan geçti değil mi bu? Dededen geçti. Dededen. Biz üçüncü kuşağız. Üçüncü kuşak. Şu anda. Maşallah. Tadına bakacağım. Şunu çok merak ediyorum. Peynir helvasını höşmerimle çok karıştırırlar. Farkı nedir? Hoşmelim daha çok peynirli muhallebi gibidir. Daha sıvıdır. Peynirleri içerisinde mercimek tanesi kadar büyüklüğünde görünür. Bizimkinde de tel tel peynirdir. Bu ne peyniri? Susuz taze beyaz peynir. Beyaz peynir. Koyun peyniri. Koyun peyniri mevsiminde karıştırıyoruz. Karıştırıyorsunuz. Tadına bakmak istiyorum. Çünkü peynir helvası kimisi höşmerimle aynı sanır. Değildir evet. Aslında çok farklı lezzetlerdir. Ve bunu dondurma ile birlikte mi servis ediyorsunuz? Servislerimiz dondurmalıdır. Ay süper. Çok lezzetli. Dondurmanız da çok güzel. Afiyet olsun sana efendim. Dedemizden öğrendiğiniz şekilde hala bugüne kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. Balkan dondurması. Balkan dondurması bu da. Çok lezzetli. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel. Çok da besleyici bir tatlı. Sütten ve peynirden yapılıyor. Çocuklar için de çok sağlıklı. Ve tamamen doğal. Tamamen doğal. Beslenelim o zaman. Teşekkür afiyet ediyoruz. Olsun. Sağ olun. Burası çok keyifli. Tekirdağ sahildeyiz. Tekneler, martılar, mis gibi deniz havası. Balık tutuyorlar. Tekneler balık avına gidiyorlar. Burada balıkçılar da var sahilde. Merak ediyorum şu dönemde Tekirdağ'da hangi balıklar çıkıyor, fiyatları ne? Sohbet edelim, öğrenelim sizler için. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Abicim nasılsınız? Sağ olun, Allah razı olsun. Nasıl gidiyor işler? İşlerimiz iyi. Allah'a şükür iyi, iyi. Çok güzel. Süper, bayağı da bol balık var. Bayağı tabii, bu aralar bayağı balık oluyor. Siz çıkıyor musunuz balık avına? Biz çıkmıyoruz. Biz alıp satıyoruz. Biz esnaf olarak alıp satıyoruz. Çok keyifli. Aa, tabii. Balıklarla uğraşmak değil balıklar, mi? Balıklar tabii muhakkak. Neler var en bol şu dönemde Tekirdağ'da? Şu dönemde şimdi olan hamsi en bol olan, revaçta olan şimdi hamsi. Yani bu mevsimin şimdi en iyi balıkları hamsi, çinekop. Yani bunlar en şimdi ideal balıklar. Şu dönemde ne alsınlar ki en lezzetli balık odur? Lezzetli olarak barbunya. Hamsi, istavrit, çineko bunlar en lezzetli olarak balıklar. Oo harika. Balıklarda küçüklü büyüklü ayırmışsınız hamsilere herhalde. Biri 8 lira küçük boyu. Biraz ufak boyu, iri boyu olarak ayırıyoruz. İri boyu da 10 lira. Tabii iri boy 10 lira. Rağbet var mı? Tabii tabii. Rağbet var. Satışlar iyi, para güzel. Para güzel. Sıcak. Çok sıcak tabii, çok güzel. Şurada kocaman bir balık görüyorum abim. Nedir bu? Bu somon balığı, Norveç somonu. Şöyle elim alabilir miyim? Tabii. Norveç. Ah yavrum yavrum. Ay ay ay. Koca balık. Oo! Allah Allah. Ay ay. Ah! Çok çok ağır. Çok olan balık. Omega'sı en yüksek olan balık o. Kaç kilo abim bu? 6 kilo. 6 kilo mu? Tabii. Allah kas yaptırır vallahi bu. Evet.
Çok da taze. Kanlar çıkıyor. Ne zaman tutuldu? Ne zaman aldınız bunu? Bunlar gece olarak gece tutuluyor. Gündüz sabah tezgaha geliyor bize. Sabah mı geldi? Sabah geliyor hepsi. Veysel abicim, efendim? Tekirdağ denizinden şu dönemde hangileri çıkıyor? En güzel Tekirdağ kuru fasulye dediğimiz savrit balığı. Mükemmel. Çinekop, barbunya, mezgit balığı. Bunlar Tekirdağ denizinden çıkıyor. Her zaman lezzetli olur. Özellikle istavriti meşhur Tekirdağ. İstavrit meşhurdur. Çok güzeldir bizim istavritimiz. Hava da süper olur. Yaz kış süper. Hele gene kuru fasulye şöyle ufak olduğu zaman kreçe mükemmel olur. Süper. Yayamazsın yemesine. İstavrit. Harika. Tabii. Bir de tabii hazırlanışı var. Şu çok güzel, artık balıkçılar da ayıklayıp veriyorlar. Biz hanımlara çok büyük kolaylık oluyor. Karidesleri ayıklayıp da veriyoruz artık. Hazır olarak, paket olarak. Hamsileri yani falan. Evdeki zorluklar kalktı artık. Harika. İçlerini temizliyorsunuz. İçlerini temizliyoruz. Abim orada çalışıyor. Ne yapıyor? Onun yanına gitmek istiyorum. Temizliyor orada, balıkları temizliyor. Gideyim onun yanına. Götürelim. Malzeme götürelim. Boş durmayın abim. Kimsiniz? İsminiz nedir? Osman. Osman abicim, şimdi suyla uğraşan sizsiniz. İşin zor kısmı da biraz sizde eller donuyor mu? Maalesef yani havalar soğuduğu zaman biraz tabii zahmetini görüyoruz ama alıştık artık senelerden beri. Fazla da olmasa da. Bu eller ne soğuklar gördü. Maalesef, maalesef. Doğru. Ama keyifli bir iş. Yani. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Ben 30 yıldan beri yapıyorum bu işi. Tam bir balıkçısınız yani. Ne yaptınız yani karidesleri? Karidesleri şu anda işte kafalarını kopardık. Biraz sonra aşacağız onları. Haşlayıp böyle kabuklarından soyduktan sonra bu şekilde tabaklara koyuyoruz. Evde hazır, yemeğe hazır, hemen yağ, limon yiyorsunuz, hemen hazır. O haşlarken içine bir şey atıyor musunuz? Tabii, biraz tuz atıyoruz suyun içerisine. Ya burada açık yer olduğu için fazla teferruata girmiyoruz. Yani sirke falan koymuyoruz kokusunu alsın diye. Ama evlerde tabii koymak gerekir biraz o kokusunu alsın diye. Tabii sirkeli su zaten balık kokusunu alır. Ama burada gerek yok, zaten balığın içindeyiz. Maalesef öyle. Kaynaştınız, bütünleştiniz. Of, hem de nasıl. İç içeyiz her zaman. Süper. Harikasınız. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederim. Size kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hayırlı işleriniz olsun. Amin. Cümlemize inşallah. Sağ olun. Rast gelsin. Amin. Rastgele. Şimdi balıktan geldiler. Kolay gelsin usta. Kimsiniz abim? Şükür Kızıldağlı. Şükür Kızıldağlı. Naim ustam sen misin? Dediler ki Naim usta buranın meşhur balıkçısıdır. Balıktan geliyor dediler. Ustam çıkılıyor mu oraya? Hey! Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Hoş biz neredeyiz? Kaçta gittin abim? Akşam 9'da gittim. Şimdi saat bu saatte geri geldim. Gözler şişmiş, uykusuzluk var. Doğru. Kaç saattir sen? Deniz. Denizdesin. Balık peşindeyiz. İyi miydi balık? Hasılat nasıl? Bu akşam bir şey yok. Yok mu? Yok. Boş mu geldin? Boş geldik şu an. Kasalar boş, balık göremeyecek miyim? Yok, göremeyeceksin. Gerçekten. Kısmet. Kısmet bu işler değil mi? Evet. Sen her gün gidiyor musun? Her gün gidiyorum. Her gün gidiyorum da bugün hava esti, ondan balık yok. He. Hava esti, hava esince olmuyor. Rahat edemiyoruz denize, çalışamıyoruz. Hı. Balık var. Gece ne yaptın denizin ortasında? Gezdik. Bir denizin ortasında. Balık tutuyoruz gece. Meşgulüm, çalışıyorum ben diyor. Tamam, gece sabaha kadar geziyoruz, balık arıyoruz. Kolay gelsin. Sağ ol. Sahildeyiz, balıkçıların içindeyiz. Bir hacı amcam var, hazırlık yapıyor balık için. Acaba ne yapıyor, ona sormak istiyorum. Hacı amcam kolay gelsin. Sağ ol kızım, buyurun. İsminiz nedir? İsmim Fahrettin. Fahrettin amcam, çok tatlı bir amcasın sen. Allah razı olsun. Maşallahın var be. Güzellik sizin bakışınızdan. Ay canım amcam benim. Ne yapıyorsun sen burada? Ben şimdicik kendime iş buldum. Bu ağları yarıya böleceğim. Ondan sonra fanyeye sokacağım. Neye? Fanyeye diyorsun. İki tarafına daha kısa ağ koyacağız. He. Yani kullanım hale getireceğiz. Balık yetmedi. Bununla ne balığı tutulur? Efendim kırlangıç değil. Mezgit, yani öyle mağara ağası diyoruz biz ona. Mağara ağası yapacağım. Aa, senin çıkmışlığın var mı denize? Ben 40 senedir denizden geçinim. Çoluğumuzu, çocuğumuzu denizden büyüttük. Annem. Elhamdülillah. Denizde büyüdün, denizde yaşlanıyorsun, gidiyorsun. Babamız da balıkçı bizim. Dededen yani. Bize şey kalmış. Kökten balıkçı benim Fahrettin amca.
Sağ olasın kızım. Allah razı olsun. Her şey gönlünüzü, gözlerinin içi gülüyor. Masmavi gözler. Allah razı olsun. Hacı amcam harikasın. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Allah size bol balık versin. Allah sizin de işinizi gücünüzü rast getirsin. Süpersin. Kolaylıklar versin. Ay canım amcam benim ya. Sahilde birbirinden güzel balık lokantaları var. İşte bu salaş balık lokantalarından birindeyiz. Akşam gelecek misafirler için hazırlık yapıyor Ahmet ustam. Ocak başında yakaladım onu. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Karides güveç, tereyağlı karides, bir de kalamar yapacağız. Harika. Bu nedir bu? O huni havanın sıcak havanın içerisinde dolaşıp üzerinin kızarmasını sağlıyor. Bir nevi fırın görevi görüyor. Harikasınız. Siz imal ettiniz onu. Evet. Vallahi Türk aklı görüyorsunuz. İçinde neler var? İçerisinde karides, sarımsak, tereyağı, mantar ve domates var. Üstünde de kaşar. Üzerinde kaşar peyniri, domates ve biber var tekrar kızarsın diye. Of, harika. Diğeri de tereyağı da karides. Diğeri de tereyağlı karides, tereyağı, sarımsak ve pul biber var. Kırmızı pul biber. Peki evinde karides yapmak isteyenler, misafirlerine karides ikram etmek isteyenler için püf noktası var mı? Tabii. Karidesi haşlarken biliyorsunuz o ayıklanmadan önce haşlanması gereken bir şey. O haşlanırken içerisine limon ve tuz atılırsa kabukların daha rahat soyulabilmesi, koku yaymasını önlemek için daha iyi olabilir. Çünkü karidesin biraz ağır bir kokusu vardır. Evet. Evet, bir de şöyle bir şey var. Maalesef ki hani uzmanlar diyorlar haftada iki kere mutlaka balık tüketin diye ama hanımlar, bazı hanımlar evlerinde o koku yayılmasın diye balık yapmıyorlar. O balık kokularından kurtulmanın püf noktası var mı? O balık kokularından kurtulmanın püf noktası evlerinde balığı pişirdikten sonra kızgın bir tavanın içerisinde, yağsız tavanın içerisinde kahve ve limon pişirerek kokuyu değiştirebilirler. Zaten başka da bir şey yok, artık camları açsınlar. Bir de ben balık kızartırken bir kapta sirkeli su kaynatıyorum. O sirkeli su da balık kokusunu hapsediyor. Tabii evin içerisindeki kokuyu alıyor, daha iyi oluyor yani. Şimdi karidesimizi yapıyoruz, gelelim kalamara. Ben bu kalamarla ilgili... Çok sert olmaması için nasıl marine ediyorsunuz onu öğrenmek istiyorum. Limon ve tuz. O kadar. Evet. Onu yoğururken bir de içerisine kabartma tozu atarsak daha güzel kabarabilir. Kabartma tozu ya da karbonat. Oo. Bir de orada ben kalamarı özellikle kızarttıktan sonra bir sosu vardır onun. Evet, o sossuz sevmem o taratoru. Ne var içinde taratorun? Sarımsak, bayat ekmek ve yoğurt. Bu kadar. Aslında çok pratik. Bağlı içerisine ceviz ya da fındık ezmesi, fındık da koyulabilir. Evet, ceviz de çok yakışıyor. Kızgın yağda kızartacaksın. Aynen bunu. Öyle. Harika, onu da atalım. Kalamar eti bağ dokusu açısından çok zengin olduğu için aslında sert, çok iyi marine edilmesi gerekiyor ve kızgın yağda kızartılması gerekiyor, değil mi usta? Tabii ki de, kızgın yağ eğer olmazsa zaten o yumuşamaz. Evet. Çıtır çıtır olmaz. Oo. Kabarmaz. Kabarması için de çok önemli. Karideslerimizi yaptık, kalamarımızı yaptık. Bir de mangalda ahtapot. Ahtapot nasıl yapılır onu da çok merak ediyorum. Mangalın başına gidelim mi? Gidelim. Haydi. Ahtapot çok aşina olduğumuz bir yiyecek değil ancak Akdeniz ve Japon mutfağının vazgeçilmezleri arasında. Diğer deniz canlılarına nazaran çok çabuk bozulma özelliğine sahip, o nedenle tazeyken tüketmek lazım. Aksi takdirde besin zehirlenmelerine Allah korusun neden olabilir. O nedenle de güvendiğimiz yerlerde yemekte fayda var. Çok da besleyici, özellikle kalp kaslarını güçlendiriyor, kolesterolü ve tansiyonu dengeliyor. Biz ahtapotun bacaklarını ızgaraya attık değil mi ustam? Evet. Harikasınız. Şu anda kızartıyoruz. Kızarmasını bekledikten sonra zeytinyağı ve kekikle birlikte servise sunacağız. Oh, çok güzel görünüyor. Ustam o zaman siz onu kızartın. Tamam. Ben sofraya doğru gideyim. Diğer lezzetlerle birlikte görüşürüz olur mu? Size şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Heh, kızartın ustam, buyurun. Tekirdağ sahilindeki Güverte restoranındayız. İşletmecilerinden Bülent Karacı Beyefendi yanımda. Merhaba.
Merhaba, hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize şahane bir balık sofrası hazırladınız. Ben sizi çok sevdim. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorlar. Ahmet Bey bize mutfakta tereyağda karides yaptı, karides güveç yaptı ve kalamar yaptı. Evet. Farklı lezzetler de görüyorum. İsimleri evet. Nelerdir? Bize tek tek söyler misiniz bu göz alıcı lezzetlerin isimlerini? Çupra ızgara, tekir tava, hamsi tava, istavrit tava, salatamız, mevsim salatamız, hamsi marine, ahtapot ızgara, uskumlu soslu, soya soslu uskumlumuz, levrek ızgara ve kendi yaptığımız lekerdamız. Harika. Lezzetlerin tadına da bakmak istiyorum lütfen, ben. Buyurun. Şöyle karidesten başlayayım. Mis gibi koktu çünkü. Mutfakta da öyle. O kokular etrafa yayıldı. Allah dedim bir masaya gitsek de lezzetlerin evet. Başında soluğu alsak. Ay süper. Pul biberi. Harika. Ahtapot da öyle. Ahtapot ızgaramız. Tekirdağ sahilinde akşam ailenizle birlikte gelebileceğiniz çok güzel bir restoran. Tekirdağ'ın gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Çok keyifli bir yer. Evet. Hakikaten lezzetleriniz de yani ne diyeyim. Çok güzel. En son üzerine kekik de serpmiş. Evet, kekik ve zeytinyağı. Süper. Bunun da tadına soya bakayım. Soslu uskumru. Soya soslu uskumru. Süper olmuş. Gelelim karamara. Ne? Ahmet Usta bu işi biliyor gerçekten. Gerçekten öyle. Yumuşacık olmuş kalamar. Ben lezzetleri tek tek yemeye devam ediyorum. Beni bu masadan lütfen. Hiç kimse kaldıramaz. Öyle bir niyetimiz yok. Yemeğe devam evet. Ediyoruz efendim. Hepiniz de Tekirdağ'ı bekliyoruz. Yolunuz düşerse mutlaka geliniz ve bu güzel lezzetlerin tadına bakınız. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kemaller Diyarı Tekirdağ'dayız. Tekirdağ neden Üç Kemaller Diyarı olarak anılıyor? Çünkü burada üç büyük isim yaşamış. Mustafa Kemal Atatürk, Yahya Kemal ve Namık Kemal. Şu an Namık Kemal Evi Müzesi'ndeyiz. Namık Kemal vatan ve hürriyet şairi, yurtseverlik ve millet kavramlarına sıkı sıkıya bağlı bir Tanzimat devri aydını. Hayatının büyük bir bölümü sürgünlerle geçen Namık Kemal 1840 yılında Tekirdağ'da doğmuş. Ancak doğduğu ev günümüze kadar gelememiş. Tekirdağ Namık Kemal Derneği de bulunduğu aynı yerde birebir Namık Kemal Evi'ni yaptırmış ve sembolik olarak koruma altına almış. Hadi gelin Namık Kemal Evi Müzesi'ni hep birlikte gezelim. Namık Kemal Evi Müzesi onursal başkanı ve bu evin yapılmasında önce olan çok değerli bir isim var şu an yanımda. Mehmet Seriz Beyefendi. Kendisi tam bir Namık Kemal aşığı. Biz istiyoruz ki sizin ağzınızdan Namık Kemal'i bir dinleyelim. Namık Kemal kimdir? Namık Kemal vatan şairidir. Namık Kemal bir gazetecidir. Namık Kemal bir validir. Namık Kemal hayatı sürgünlerle geçmiş olsa da Namık Kemal'in sürgün hayatı 3,5-4 seneden fazla süren bir vaziyeti yoktur. Namık Kemal genç kızların eğitilmesini istiyor. Demek ki bir eğitimci. Namık Kemal vatanını çok seviyor. Vatan hakkında makaleleri var, şiirleri var. Şiirlerinde yazmış, dillendirmiş her tarafta. Mesela Vatan Yavuz Silistri eseri dillere destan olmuş, sürgüne gitmesine sebep olmuştur. Namık Kemal
Tekirdağ'da doğduğu için biz de Namık Kemal'i ele aldık ve her yönüyle tanıtacak bir müze yapmaya gayret ettik. Ve Namık Kemal'i burada her yönüyle canlandıracak eserleri teşhir ediyoruz ve vatandaşımıza sunuyoruz. Namık Kemal tam bir eğitim sevdalısı. Özellikle kız çocuklarının eğitiminde çok büyük öncülük etmiş, çok değerli bir isim. Peki çok güzel bir hikayesi var Namık Kemal'in kızların eğitimiyle ilgili. Onu bizimle paylaşır mısınız? Tabii. Namık Kemal Midilli'ye ilk önce sürgün olarak gitti. 2,5 sene sonra Namık Kemal oranın valisi oldu. Valisi olduğu zaman etrafındaki insanlara baktı. Genç kızlar okumuyorlardı. Yalnız erkekler okuyordu. Ve genç kızların okuması için Sultan Abdülhamid'e bir arzname yolladı. Bu arznamede istediği şuydu: Osmanlı'nın yarısı kızlardan teşekkür ediyor. Kız vatandaşlardan teşekkür ediyor. Bunlar okursa yarının anneleri olarak çocuklarına bir şeyler vermek mümkün olurdu diyordu. Ve bu isteği Abdülhamid tarafından yerine getirildi. Midilli'nin zeytinliklerinden elde edilen vakıf gelirleri Namık Kemal'in emrine tahsis edildi. 24'te 1 olan, yani 24 Rum okulu 1 Türk okulu olan Midilli'de 23 tane Türk okulu daha yaptı ve Türklerin, genç kızların, erkeklerin okumasını sağladı ve eğitime çok büyük katkıda bulundu. Size çok teşekkür ediyorum. Özellikle değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Teşekkür ederim ben de. Sizin gibi böyle ulusal televizyonlarından bir tanesini Namık Kemal yanında görmek bizi çok mesut etmiştir. Teşekkür ederiz. Saygılar, sağ olun. Kemal Derneği de bulunduğu aynı yerde birebir Namık Kemal evini yaptırmış ve sembolik olarak koruma altına almış. Ay, son anda. 8 kollu bir canlı ve diğer deniz canlılarına nazaran çok çabuk bozulma özelliğine sahip. O nedenle tazeyken tüketmek lazım. Aksi takdirde... Yandı kalkı. Tapatlar yandı.